بسم الله الرحمن الرحيم حم والكتاب المبين إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا ربكم ورب آبائكم الأولين صدق الله العظيم Muhakkak ki Allah doğru söyledi. Sevgili seyirciler, kıymetli kardeşlerim, hepinizi bu mübarek sahur vaktinde Eyüp Sultan Hazretlerinin manevi huzurundan muhabbetle selamlıyorum. Sahurunuz, seheriniz bereketli olsun. Allah'ın rahmeti, bereket üzerinize olsun. Artık Ramazan-ı Şerif'e elveda diyoruz, güle güle diyoruz. Yarın gece, büyük gece, kader gecesi ya da Kadir gecesi. Siz ona ister Kadir gecesi deyin, ister kader gecesi deyin. Bir ömre bedel, bin aydan daha hayırlı gece, Kadir gecemiz mübarek olsun. Yarın tesbihatlarımız var, Kur'an gecesi, Kur'an tilavetlerimiz var. Yine çok değerli hocamız bu akşam bize Kur'an-ı Kerim tilavet eden muhterem Hafız Kahraman Taşçı hocam, Güngören Yavuz Sultan Selim Camii İmam Hatibi muhterem hocamız. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum hocam. Allah razı olsun. Ayaklarınıza sağlık. Biz de teşekkür ederiz. Yarın akşam Kadir Gecesi. Evet. Kadir Gecesi'nin tüm İslam alemine, ülkemize, insanlığa, tüm insanlığa hayır getirmesini, bereket, birlik, dirlik, beraberlik getirmesini,
Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Allah razı olsun. Size de sesinize başarılar diliyoruz. Nefesinize, sesinize sağlık hocam. Allah razı olsun. Hocam Peygamberler Şehri Urfa'da vazife yaptı. Yine şimdi İstanbul'da hocam bu güzel tilavetiyle inşallah Güngören'de Yavuz Sultan Selim Camii'ne yolunuz düşerse hocamı ve diğer muhterem hocalarımızı yine dinlersiniz. Allah Hazreti Kur'an'ın yolundan ayırmasın hocamızı da bizi de bütün alem-i İslam'ı. Rabbim dünyamızda ahiretimizde Kur'an'ın şefaati, nuru hep sizinle olsun, hep bizimle olsun. Hocam okuduğunuz Kur'an dünyada da ahirette de yoldaşınız olsun. Ayağınıza sağlık. Çok memnun olduk. Kahraman Taşçı hocam sağ olsun. Aslen Karabüklü kendisi. Güngören'de görev yapıyor ama buradan memleketimizin her yerinden çok değerli hocalarımız yetişiyor. Allah razı olsun. Karabüğümüze de muhabbetlerimizi, selamlarımızı, dualarımızı yolluyoruz. Allah razı olsun. Annenizden, babanızdan, hocalarınızdan, sizi yetiştirenlerden Allah ebediyen razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler, yine Almanya'dan misafirlerim var. Can dostum, Adem Süme ağabeyim Freiburg'dan ve çok değerli Aykut İnan ağabeyim Regensburg'dan. Biz oralara gidince ev sahipliği yaparlar, kardeşlik yaparlar. Hoş gelmişsiniz Eyüp Sultan'a misafir ettiğimiz için. Çok memnun oldum. Ayaklarınıza sağlık. Gurbetin de ayrı bir hasreti oluyor buralara. Allah razı olsun. Rabbim şefaatinden ayırmasın. Değerli kardeşlerim, kıymetli dostlar, bu güzel akşamda, bu güzel Kadir gecesinden bir gün önce, bundan sonra 3 gecemiz var. Bu gece biraz ana baba hakkıyla ilgili konuşacağız. Yani Üveysi Karani Hazretlerinin hayatından, Hazreti Kur'an'dan birkaç başlık açmaya çalışacağız. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Lokman suresinde öyle buyurmuyor mu? Bismillahirrahmanirrahim. Ve vassayna l-insane bivalideyhi ihsane. Biz insana ana babasına iyilik etmesini emrettik diyor. Ana babasına iyilik etmesini vasiyet ettik, yazdık diyor Allah. Dolayısıyla insanın anne babasına ne kadar önemli olduğunu anlayın. Her namazı biz en son neyle bitiriyoruz? Rabbena ufirli, Allah'ım beni bağışla ya Rabbi. Veli valideyye, annemi babamı bağışla ya Rabbi. Velil mu'minine, ve bütün mümin kardeşlerimizi bağışla Allah'ım. Yevme yekumul hisab, hesap gününde anamı babamı, mümin kardeşlerimi ve bizi bağışla ya Rabbi. Bu kadar önemli demek ki. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir sahabi kendisine sordu. Ya Resulallah, Allah katında ibadetlerin, amellerin en üstünü hangisidir? Vaktinde kılınan 5 vakit namazdır dedi. Sahur dostları, seher dostları, can kardeşlerim, dikkat ediyor musunuz? Vaktinde kılınan 5 vakit namaz Allah katında en üstün ameldir diyor. Ya ondan sonra ya Resulallah, ondan sonra annene babana hizmet etmendir diyor. Hemen Allah kendi hakkından sonra ikinci sırayı, bakın peygamberlere hizmet demiyor, alimlere, hocalara hürmet demiyor, falan şeyh efendiye hizmet demiyor. Hepsi başımızın üstünde ama hiçbiri ananın babanın önünde değil yani. Annene babana hizmet. Allah yine Lokman suresinde bakınız. En uşkurli ve li valideyye. Allah azze ve celle buyuruyor ki bana şükredin, teşekkür edin. Ve li valideyye, benden sonra ananıza babanıza teşekkür edin. Bugün güzel dostlar var, misafirlerimiz var ve çok değerli ev sahibimiz de Allah razı olsun. Çok mütevazi kişiliğiyle biz onu çok sevdik. Değerli başkanımız Eyüp Sultan Belediye Başkanı Deniz Köken Başkanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Sizler başkanım nasıl? Bir başlarken göründünüz, ondan sonra yoksunuz maşallah. Yani yoğunluktan mı
Yoksa bunlar bizden bir şey isterler, yemek isterler, çay çorba. Canım başkanım, hoş geldiniz. Sağ olun, hoş bulduk. Evet, öyle oldu. Yoğun bir, değil mi? Bir iki program size de uğramam lazımdı ama yani gecede uğradığımız yer Allah sayısı razı fazla. Bir de Eyüp Sultan'ın ilçe olarak Sur dibinden 3. Havalimanı'na kadar giden bir güzergah. Değil mi? 28 mahalle. Onun için oralarda maşallah. Oradaki vatandaşlarımızla takılıyoruz. Çalışma yaptık. Espriyle karışık söyledim. Başkanım, hazır sizi bulmuşken birkaç konuyu sormak istiyorum. Yani tabii siz aslında Eyüp Sultan'da çok eskisiniz zaten. Biliyoruz. Diğer belediyecilik tecrübeleriniz de var. Ama bu Ramazan'da bir gönül sofraları kurdunuz sanki mahallelerde. Nasıl? Katılım nasıldı? Gözlemleriniz nasıl? Gönül sofrası işi nereden mülhem? Şimdi iki ayrı gönül soframız var bizim. Birisi evlere, az kişiyle evleri, tek tek evleri ziyaret var. Bizzat eve çat giden kapı. Evet, çat kapı yaptığımız var. 50 ev var. Toplamda 1200 ev yapacağız onunla. Bunları neye göre seçiyoruz? Yani mahalle teşkilatlarımız var bizim, mahalle başkanlarımız. Orada en gidilmesi gereken yer. Siz öyle algılayın. Allah razı olsun. En gidilmesi gereken evleri seçiyoruz. Oraya bir tanesine ben gidiyorum. Diğerlerine arkadaşlar gidiyor. İşte herkese teşkilatlarımız mahallelerde biliyorlar zaten. Evet. Yapıyorlar. Başkanım. 50 mahalle. Sonra bizim mahallelerde büyüklerde tek, küçük mahallede bir tane sokak iftarı yapıyoruz. Onda da kalabalık değil mi? En az 1000, en çok 2000'e kadar giden sokak iftarı yapılıyor. Allah razı olsun. Ondan sonra da yine başka küçük grupların iftarları oluyor. İşte eve o kalabalık iftarlar, orada insanlara tek tek hoş geldiniz diyoruz. Mahalleli komşular birbirini görmeyenler de o da görmüş oluyorlar. Aslında bir bayram panayı. Zaten Ramazan'ın da asıl amacı değil herkesin mi eşit olduğu. Ben de herhangi bir sofrada biz de oturuyoruz. Yani rastgele bir yere oturuyoruz. Ayrı bir protokol şeyi yok yani. Bizim hayatımızda protokol hiç olmayacak. Ay canım başkanım. Allah olmayacak razı olsun. Inşallah. Yok, kişiliğiniz de onu gösteriyor Allah evet için. Aldığımız izlenimi de o. O da güzel geçti. Eyüp Cami ve çevresinde ciddi bir rahatlama sağlamak için özel önlemler aldı. Onu baştan size anlatmıştım. Onlara kısmen hedefimize ulaştık. Kısmen. Allah razı olsun. Sıkıntı başkanım olmadan. Biz Eyüp Sultan Hazretleri bu ilçe deyince aklımıza sadece Eyüp Sultan geliyor. Ama anladığım kadarıyla sizin acil bir çalışma programı hazırladınız. Donanımlı geldiniz. İlçe bazında acil giderilecek eksikler, yani gördüğümüz bu meydanın dışında Eyüp nasıl bir şeydir? Neler lazım? Bunun fotoğrafını çektiniz mi? Neler yapılıyor? Şu kısa dönemde başladınız mı besmele? Tabii. Şimdi biz aynı zamanda bu Ramazan'da öğlen araziye proje için çıkıyoruz. Ekiple beraber, teknik ekiple proje çalışmasını, yerinde neyi nerede yapacağız onları görmeye çalışıyoruz. Birincisi de biliyorsunuz ulaşım ve trafik meselesi ve otopark meselesi yoğun bir şeydi. Çok yoğun, evet. Bir de mahallelerin kendi içinde sosyal tesis eksiği. Salonundan kreşine kadar gençlik bu tür ihtiyaçlar. Merkezi, gençlik, kadınlar gençlik merkezleri için, değil mi? Evet, onlar vardı. Bir de ulaşım ve Eyüp Sultan ilçemiz tepelerden oluştuğu için doğru şehir merkeziyle bağlantısını, engebeli bir arazi yapısı var. Şehir merkeziyle bağlantısını kurmak için bir takım çalışmalarımız var. En azından minibüs hatlarının güzergahını değiştirmek ya da bizim oraya başka bir link kurmakla ilgili. Rami Eyüp Sultan'a ulaşamıyor. İşte Emniyettepe, Güzeltepe, Alibeyköy merkeze, Esentepe mesela merkezde bağ yok, onları kurmamız lazım vesaire. Allah razı olsun. Başkanım ben şeyi duydum. 5 yeni müdürlük kurdunuz. Bu bürokrasiyi mi arttırdı? İhtiyaç ya mı? Evet. Bayağı incelemişsiniz. Dersime çalıştım başkanım. Evet hocam, sizden korkulur vallahi. Her şeyi izlemişsin. Yani hocalık var ama biraz da böyle. Eyvallah hocam. Hazır başkan geliyor, sıkıştırayım dedim yani. Evet, doğru diyorsunuz. Doğru diyorsunuz. Yani bu bürokrasiyi mi arttırır, ihtiyaçları mı giderir? Bu 5 yeni müdürlük nedir? Ben onu merak şimdi ediyorum. Tabii ki bürokrasiyi artırma değil, daha hücresel çalışma. Yani işi uzmanıyla takip etme konusu aslında. Değil mi? Bütçesini de verip işte küçük ölçekli. Altında ne kadar çok birim olsa iş o kadar dağılıyor. Onun için hücre çalışması. Bu şehirde ne sorunu vardı? İşte kentsel dönüşüm sorunu vardı. Onun için kentsel dönüşüm müdürlüğü kurduk. Değil mi mesela? Evet, doğru. Ama muhtarlıklar ve sivil toplum örgütleriyle ilgili bir muhataplık yoktu. Onu oluşturduk. Zaten
ilgileniyorduk ama bir muhatabı olsun. Bu ilk defa duyuyorum bunu. Hep bizim aklımızda olmasın bu. Zaten Cumhurbaşkanımız bu konuyla ilgili. İlk defa duyuyorum. Cumhurbaşkanımız bu konuyla ilgili zaten talimatlar vardı, çok önceden vardı ama eksik. Zaten ilgileniliyor ama birisi ilgilensin, takip etsin bu işi. Onların sorunları bize çabuk ulaşsın. Çabuk çözelim konuyu. Doğru. Hepsini sen aklında tutmaya kalkarsan tutabilir misin? Doğru. Tutamazsın. Zor. Bu için yani müdürlük kurmanın bir şeyi yok, esprisi yok, zararı yok yani. Daha kadın ve aile müdürlüğü kurduk. Bu şehrin %50'si ayrı bir müdürlük mü oldu? Ayrı müdürlük yaptık ki. Bu çok önemli başkanım. Şimdi sosyal işler müdürlüğü var bizde. Onun içinde bu var ama. Onun içinde oluyor genelde. Ama o hücre çalışması bizim dediğimiz manada olmuyor. Biz hedef kitleye doğru ulaşıyoruz. Bazı şeyler gürültüye mi gidiyor? Gürültüye gider. Onun için orada. Sonra bu işler düzeldiğinde kaldırabiliriz o müdürlüğü. Ama şimdi benim oturması lazım. Hücre çalışmasında kadınlarımızın derdini daha yakinen takip edebilmek, onların sorunlarını daha hem hisleriyle çabuk muhatap olup öğrenmemizi sağlayacak bir yapı aslında o. Evet. Yani sosyal yapı olarak da Eyüp Sultan çok farklı arz ediyor sanki. Yani bir Eyüp Sultan Hazretleri var ama en zengin kesimden farklı dünya görüşü en fakir kesime kadar her çeşit insanı. Bunu herkes söyler ama Eyüp Sultan sayıda Türkiye mozaiği. Değil mi? Yani her ilçeye gidin bir şeyler bununla ilgili bir şeyler söylerler ama bizim burası. Yani, gerçekten Türkiye mozaiği. Şimdi vatandaşlar Türkiye genelinde bizi izledikleri için şöyle söyleyelim. Yani etileri biliyorsunuz. Bizim bu etilerimiz de var. Evet, doğru. Bizim en varoş dediğimiz mahallemiz de var. Orta sınıfımız daha çok. Hamdolsun bizim herkesin bir tık yukarıya çıkarmak. Bütün derdimiz bizim bu. Başkanım, benim asıl sizden bilgi almak istediğim bir konu var. Bu gençler meselesi. Hepimiz dert yanıyoruz. Anne baba, hocam bir dua et. Bizim oğlan işte diyor namaz kılmıyor diyor, sigara içiyor diyor, uyuşturucu bağımlısı diyen var. Bir dua et, bir dua et. Gençleri hep şikayetçi olunan bir kesim olarak sosyal medya esiri diye itham ettiğimiz, hep böyle yüklendiğimiz bir gençlik var. Ama biz ilahiyatçılar olarak doğrusu dilini yakalayamadık gençlerin. Ben bunu kendi adıma kabul ediyorum. Yani hala bu gençlerin dilini, dini sevdirecek, Allah'ı, peygamberi daha kısa sürede sevdirecek, ilgi çektirecek bir rap müzik kadar, bir efendim maçtaki enstantane kadar dikkatlerini çekemiyoruz. Bir dil bulamadık. Bu gençlerle ilgili Eyüp Sultan'da sizin özel bir çalışmanız olacak mı? Bu şehrin 1/3'ü genç. 20 nüfus yaşın olarak. Altında evet. Oo, 0-19 yaş grubu %28 nüfusu %28. Oo, maşallah. Çok iyi. Evet, öyle bir nüfus var. O yüzden özel bir çalışmamız var. Aslında geçen de bir güzel bir söz okudum. Diyor ki gençleri çağa kurban ettik. Koyunları da Allah'a kurban ettik. Allah'ın bizim kurbanlara, koyunlarımıza ihtiyacı yok ki. doğru söylüyor. O yüzden gençleri çağa kurban etmeden çağı bizim dediğimiz boyuta yakalayabilmesini sağlamak için özel çalışmalarımız lazım. Şöyle söyleyeyim, öğrettiğimiz bilgiler belki 20 yıl sonra lazım olmayacak. Belki o bilgisayar programını öğretiriz ama 20 yıl sonra o bilgisayar programı tek tuşla bizim günlerce eğitim alarak öğrendiğimiz şey belki tek tuşla ayağımıza gelecek. Ama öğrendiğimiz değerler bize lazım olacak. Öğrendiğimiz sanat bize lazım olacak. Bir ressamlık 20 yıl sonra da ressam ama 20 yıl sonra bazı matematik bilgisi değişecek, tıp bilgisi değişecek. Dijital çağıyla ilgili konular değişecek. Bugün telefonlarla konuşuyoruz. Belki telefonla değil, küçük parmağımızdaki bir çiple konuşacağız belki. Değil mi? Doğru. Bununla konuşacağız. Onlar da değişecek. Kendimiz ona göre değil. O yüzden lazım olanı, bize hayat boyu lazım olanı öğretmiyoruz. Çocukları soru çözme bankasına çevirdik. Belediye ne yapabilir bu konuda gençlere? Ben bunlarla ilgili bütün merkezlerde, bütün kendi lokasyonlarımızda onların kendilerini de üretebileceği, onların da söz sahibi olabileceği mekanlar oluşturacağız. Yani çocukları sadece test çözmeyle ve çözdüğü testle değerlendirip çözdüğü test sayısına göre aferin dedikçe biz çocukları çağa kurban ederiz. Doğru. Özel çalışmalarımız. Sporla buluşturacağız, kültürle buluşturacağız, ahlaki değerlerle onları hemhal edeceğiz. Başkanım, bir 53 projeden bahsedildi. Bunlarla ilgili gerek yardımcılarınızla gerek zat-ı aliniz
Her gün hemen hemen iki mahalle sanırım koşturuyorsunuz. Orada görüntü ne? Nasıl dönüşler nasıl oluyor? Bu projeleri hayata uygulamada vatandaşın katkısı oluyor mu? Ya da onların talepleri bunu şekillendiriyor mu? Bu 53 proje ağırlıklı neyi kastediyor? Ha, doğru söylüyorsunuz. İlk bir ayda biz araziyi gezerken kafamızda bir 10-15 proje vardı. Onları kitapçık haline getirmeden önce biz ilk bir ay araziyi gezdik ya. Merhaba fotoğraf dedik, biz geldik dedik adayken. O esnada vatandaşı dinlerken de sorularını aldık, talepleri aldık, kendimiz gördük. O sokak köşelerinde elektrik direkleri altında muhabbet eden gençleri gördük. Gidecek yerler olmadığı için işte başka şeyler gördük. Doğru. Bunların hepsinin bizim eksiklerimizden kaynaklandığını gördük. İhtiyaçları tespit ettik. Hanımefendiler çok ciddi şekilde. Doktor insanı muayene ediyor, ondan sonra ilaç yazıyor. Doğru. Muayene etmeden ilaç, belediyeler ben şimdi muayene etmeden, incelemeden proje yapsam boşa gider, çöpe gider. O kadar paramız yok ki bizim çöpe atalım. Doğru. Ne lazımsa onu verelim. Tedavi edecek ilacı kullanmamız lazım bizim. Bu tespitleri bunun üzerine yaptık. Ve hepsi de elzem. Ve dediğimiz soruların çoğunu onları hayata geçirdiğimizde azaltmış olacağız. Allah razı olsun. Başkanım, bu kentsel dönüşüm her yerde konuşuluyor. Yani Eyüp tarihi bir yer mi? Sit alanı olarak bu konuda ne gibi bir çalışmalar olacak? Sit alanı olan yerlerde kentsel binalar uçuyor bazı yerlerde işte. Evet, maalesef. Şimdi buranın sorunu Eyüp Cami ve çevresi tarihi eserler fazla oluyor. Burayı kentsel yenileme gibi. Kentsel dönüşüm değil, kentsel yenileme. Bir dış çemberi olan Alibeyköy tepesinde gelene ilgili. Kentsel dönüşümü ben yapı olarak benimsemiyorum. Yerinde dönüşüm demek daha doğru. Hmm. Ama herkes çok kazanmak istiyor. Herkes çok kazanmak isteyince müteahhit çok kazanacak, mal sahibi çok kazanacak, arsa sahibi çok kazanacak. O zaman çözülmüyor. Herkesin makul ama herkesin az kazandığı ama herkesin de mağdur olmadığı bir yapıyı Şehri bozmadan, şehrin hem yapısını bozmadan hem ulaşım sistemi. Yani herhangi bir şeye yüklendiğimizde başka bir şey arıza yapıyor. Biz bir şeyi çok çalıştıralım derken başka bir konunun arızası ortaya çıkıyor. Doğru. Başkanım, bir acil çalışma programı hazırlandı. Burada eksikler giderilmesi için bir çalışma var. Geri dönüş nasıl oldu bu acil çalışmalarınızda? Şu anda mesela basit birkaç örnek vereyim. Evet. Yeşilpınar'ın mahallemiz bizim en büyük mahallelerimizden bir tanesi. Evet. Akşemsette Yeşilpınar öyle gelir nüfus olarak. Aşağı yukarı 45 bin nüfusu var. Oran camisi yoktu. Yıkılmıştı 5 sene önce. Bir apartmanın bodrum katındalardı. İnşaat yarım kalmıştı. Ben Ramazan'ın birine teravih için size birinci katı yetiştireceğim demiştim. Onu yetiştirdik. Elhamdülillah. Ha. Oo, ve maşallah. Şu anda 600-700 kişi namaz kılabiliyor. Oo, çok ondan rahat. Sonra hanımlar kliması. Doğru, acil eylem bu işte ya. Onu hemen yaptık çünkü. Sahiden mağdurlardı yani. Kahvelere gittim bile. Onlar bile bana bunları söylüyordu. Benim annem babam da orada oturuyorlar. Oradan evet, yakinen maşallah biliyorum. Selam olsun. Ondan sonra ikincisi yine aynı mahallemizin ve o havzanın Akşemsettin ikisi 100 bin nüfus. O iki mahallenin geçişi kapalıydı metro çalışmasından dolayı. Metro açıldıktan sonra yine kapalı olacaktı. Ben orada bir formül buldum. Şimdi o mahalle iki mahalleyi karşılıklı geçişken bir göbek yaptım onlara şimdi. Bağladık birbirine. Tabii yani. Tabii çok önemli bir işti o. Çok büyük de sıkıntıydı aslında. Hem acil hem önemli. Sabahları insanlar çok zor şartlarda ana yola çıkıyorlar. Yani zaten trafikteki sorun ne biliyor musunuz? Ana damara ulaşamamak. Doğru. Ana damara, kılcal damarlardan çıkışı zorlaştırdıkça trafik sıkışıyor, şişiyor. Doğru. Ana damara çıkınca rahatlıyor. Hani bir otobana çıkıyorsunuz da orada rahatlıyorsunuz ya. Evet. Gibi. Mesela onu acilen hayata geçirdik. Bu esnada Nişanca mahallemizin ciddi bir tapu ve kentsel yenileme sorunu vardı. Onun da hemen ilk inceleme ihalesi vardı, haritacılık ihalesi. Onu da hemen hayata geçirdik. Mahalleliyle açık oturum yaptık ve müteahhit firmayla mahalleliyi bir araya getirdik. Evlerinize gelecek, tespit yapacaklar. İşte arkadaşlar bunlar, görevliler bunlar. Herkesi sahtekarlık oluşmasın ortada diye. Hemen onlara gittik, bir halk meclisi yaptık. Size bunlar geliyor diye. Onlar da bunu yakinen görmüş oldular. Yani vatandaştan saklı, gizli plancılık yapmayacağız. Her şey vatandaşla beraber. Yapmayacağız yani. Onu en azından hayatlarına geçirdik. Akşemsettin Veysel'in kararının arkasında boş durup şimdiye kadar
şey kullanılan vakıf arazisi ama hiç kamyonlar ve dozerlerin park yeri haline gelen hem de okulun önü çok sıkıntılı bir bölgeydi. O 10 bin metrekare bir alan. Onun maşallah. Şimdilik geçici olarak etrafını yürüme parkuru yaptım. Hemen. Süper. Sökülüp taşınabilen de ağaç dikiyorum şimdi ki gölgede yürüsünler diye. Sonra onu başka yere taşıyabilirim bir sorun olduğunda. Ama orası da 50 bin nüfuslu bir mahallemin girişi. Girişi. O arsada prestij bir yer sonuçta. Tabii tabii bizim prestij yeri. O Cengiz Töbel Caddesi'nin de hemen girişi ki orayı da prestij caddesi haline getireceğiz ileride. 450 esnaf var orada. Maşallah. Tabii tabii çok ciddi bir esnaf profili de var. Çok kaliteli de bir yapısı var. Orayı da tekrar düzgün bir şekilde hayata geçireceğiz. Allah razı olsun. Başkanım Eyüp Sultan'da güzel şeyler olacak o zaman maşallah. Allah nasip İnşallah. Ederse. Allah yardımcınız olsun. Amin. Cenab-ı Hak muvaffak eylesin. Peki yarın Kadir Gecesi. Kadir Gecesi Türkiye'de en güzel yaşanacak yer Eyüp Sultan Hazretleri. Kadir Gecesi ile ilgili gerek halkımıza, gerek Eyüp Sultan insanına, gerek ekranların başında şu anda dünyanın dört bir yanında keşke ben de burada olsaydım diyerek gönlünden geçiren insanlarımıza, buranın ev sahibi olarak Ebu Eyyub El Ensari Hazretlerine hizmet eden şu anda bu şehrin hadimi olarak Kadir Gecesi ile ilgili neler söylemek istersiniz? Zaten siz ehemmiyetini yarın da anlatacaksınız. Bugün İnşallah. De değineceksiniz mutlaka. Tabii. Rahmet, mağfiret ve tüm günahlardan arınma ayı olan Ramazan'ın son 10 gününde Kadir Gecesi'ni arıyoruz biliyorsunuz. Amen. Bu da son 3 günde denk gelen gecede Kadir Gecesi olarak halkımız buna inanmış. Ben hem Kadir Gecelerini tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Eyüp Sultan'da olamayanlar için Kanal 7 aracılığıyla Eyüp Sultan'ı yaşamalarını Çok sağlamak için. Çok teşekkür ediyoruz. Vallahi vesile oldunuz başkanım. Sağlamalarını da temin etmek bizim için bir mutluluk oldu. Allah'ım. En azından Erzurum'dan, Kars'tan, Ağrı'dan, Iğdır'dan, Kayseri'den bu geceyi buraya geceden gelenler sizi var, izleyerek Eyüp Sultan'ı yaşamış olacaklar Allah diye düşünüyorum. Olsun. Böyle umut ediyorum. Buraya gelen vatandaşlarımızın da en iyi şekilde burada sağlıklı bir şekilde ibadetlerini yapıp dönmeleri için de biz elimizden gelen altyapı hizmetlerini vermeye çalışacağız. Allah razı olsun. Gelecek seneden itibaren daha farklı işlere hizmetlerini vereceğiz. 3 gün sonrası da bayram. Bayram. Sonra da bütün vatandaşlarımızın, Eyüp Sultan halkımızın ve İstanbul halkımızın bayramını da tebrik ediyorum. Allah nice nice bayramlara bizi kavuştursun diyorum. Amin. Tahmin ediyorum inşallah yarın akşam Binalim Bey başkanımızı da burada ağırlarız. Öyle mi inşallah? Onu da ağırlarız burada. Kadir Gecesi Eyüp Sultan. Topal Dursun'un oğlu. Evet. Evet. Onu da Allah ağırlarız. Razı olsun. Allah Herkese hayırlı bayramlar diyorum. Allah Kadir razı gecelerini olsun. Mübarek olsun diyorum. Eyüp Sultan'da olmak ayrıcalık. Eyüp Sultan'a Allah gelen bütün dostlarımıza da hoş geldiler, sefa geldiler Allah. Diyorum. Allah razı olsun. Biz de hem bu sene hakikaten bu işte değerli kardeşlerim şu anda 26. sahurdayız. Eyüp Sultan Belediyesi olarak gerçekten bize hem ev sahiplikleri için gerek personeli gerek ekibiyle hem halkımıza hem bizim yayın ve yapımımızda emeği geçtikleri için başkanıma ve şahsında tüm ekibine çok teşekkür ediyoruz. Biz de başkanımızın Kadir Gecesi'ni şimdiden tebrik ediyoruz. Hayırlı bayramlar diliyoruz. Güzel hizmetler. Allah razı olsun. Yani Peygamberimizin güzel bir ifadesi var aleyhissalatü vesselam. İnsanlara teşekkür etmeyi bilmeyen Rabbine şükredemez. Biz de bu güzel hizmetleriniz için teşekkür ediyoruz. Bundan sonra bu güzel şehre, bu güzel aziz İstanbul'un en güzel ilçelerinden birine yapacağınız, planladığınız işlerinizde Allah kolaylık versin. Amin hocam. Başarılar diliyoruz. Sağ olun. Rabbim zorları kolaylaştırsın, önünüzdeki engelleri kaldırsın. Deniz Köken Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Sizi de bekliyoruz Eyüp Sultan'a. Yurt içinden, yurt dışından tüm dostlarımızı bu güzel şehrin manevi ikliminde buluşmaya diyorum ve başkanımıza teşekkür ediyor. Kısa bir aranın ardından ana baba hakkıyla ilgili Üveysi Karani Hazretlerinin o güzel hatırasına kulak vermek üzere buradayız inşallah. Sevgili seyirciler, kıymetli kardeşlerim, bu güzel
Kadir Gecesi'nden bir gün önceki 26. sahur vaktinden hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Sahurunuz bereketli olsun efendim. Allah ne muradınız varsa ihsan eylesin. Ve bu güzel gecede Eyüp Sultan Hazretlerinin huzurundan, Eyüp Sultan Belediye'mizin katkılarıyla hazırlanan sahur vaktinde anne baba hakkıyla alakalı birkaç kelam etmek istiyoruz. Değerli kardeşlerim, Allah insanı, hatta her canlıyı bir annenin, bir babanın emanetiyle dünyaya göndermiş. Ve bitkiler tabii farklı çoğalma yöntemleri var bitkiler. Ama onlarda bile hani sordum sarı çiçeğe annen baban var mıdır ilahisinde Yunus Emre ne güzel anlatmış. Onun bile annesini, babasını, kardeşlerini bize o güzel şiirin diliyle, Yunus'un diliyle ne güzel izah ediyor. Dolayısıyla biz bir anneye emanet edilmişiz, biz bir babaya emanet edilmişiz. İnsan dünyaya gelmesine, bu havayı solumamıza, büyümemize yardım eden, vesile olan canlıya anne diyoruz, baba diyoruz. Ve onlar evlatlarını karşılıksız severler, büyütürler, hayatlarını ortaya korlar, fedakarlık ederler. Şimdi büyüyüp kendimize yettiğimiz zaman, kendi kendimize gücümüz yettiği zaman bazen maalesef gerek eğitim, gerek inanç, gerek ahlak, gerek kültür, gerek işte dünyanın gidişatı, küresel bir akış var. Artık siz köyünüzün sınırlarını kapatıp kalamıyorsunuz. Avucunuzda bir telefon dünyanın her yerindeki kültürlerden, görüntülerden, müzikten, eğlenceden, filmden, diziden, yarışma programlarından, spordan, siyasetten, dünyadaki her şeyden etkileniyorsunuz. Ve her geçen gün farklı farklı tavırlar sergileyebiliyorsunuz. Hele gençler olgun ve oturmuş bir tecrübe olmayınca öğrendikleri her yeni bilgi genci farklı sarsar. Bir de gücü olduğu için, sağlığı yerinde olduğu için daha aksiyoner olur gençler. Anne baba konusunda maalesef gençlerimiz her geçen gün anneye babaya karşı hani daha vefalı olmak konusunda biraz problemimiz var gibi sanki. Gençlerin değil bütün sorumluluk. Anne babaların da sorumluluğu var. Geçenlerde güzel bir şey okudum internette. Bu gençler çok akıllı gençler. Bu gençlerin zekasına hayranım. Öyle güzel tespitler, öyle aklımıza gelmeyecek yorumlar ve cümleler kuruyorlar ki. İnternette okudum. Bir kardeşimizin sanki bir sosyal medya sayfasında okudum, genç bir kardeşimizin. Diyor ki, çocukları kireçte büyüten anne babalar, o çocuklar büyüdüğünde niye bizi huzur evine koydular diye şaşırmasın. Yani siz çocuğu bakım evlerinde büyütürseniz, çocuğunuz da sizi, demek ki insan başkasının baktığı bir varlık der, kendi sorumluluk üstlenmez. Onlar da anasını babasını darülacezelere, efendim bakım evlerine, huzur evlerine götürmenin planını yaparlar diye yazmış sosyal medyaya. Çok aklıma yattı, çok ilgincime gitti. Bakınız anne baba hakkıyla alakalı Kur'an-ı Kerim'de İsra suresinin 23 ve 24. ayeti kerimesinde Cenab-ı Hak ne güzel buyuruyor. Anne babanıza öf bile demeyin. Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi ve anne babanıza iyi davranmanızı emretti. Kendisine kulluk, anne babaya iyilik. Bunu emretti Allah diyor. Onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlanırsa onlara öf bile deme. Ayet-i Kerime, Kur'an-ı Kerim, İsra 23. ayet. Onları azarlama, ikisine de gönül alıcı güzel sözler söyle. Yani annemiz babamız yaşlandığı için bazen ters davranabilir, aksi davranabilir, inatçı olabilir, çocuk gibi davranabilir, alıngan olabilir. Allah diyor ki onlara gönül alıcı sözler söyle. Sabırlı olmayı emrediyor bize.
Onlara merhametle ve alçak gönüllülükle kol kanat ger diyor. Kol kanat ger. Rabbim, onlar nasıl küçükken beni şefkatle büyüttüler, yetiştirdilerse, şimdi sen de onlara merhamet göster diyerek Allah'a dua etsin evlatları diyor, anne babası için. Böyle davransın diyor. Bakınız, Üveysi Karani Hazretleri, Veysel Karani Hazretleri, Peygamberimizi görememiş, Peygamberimiz zamanında yaşamış Yemenli bir aşık, bir çobandır. Peygamber aşığı tabii, çoban. Üveys, adı Üveys'tir. Üveymir olarak da geçer bazı hadis kitaplarında. Hatta onunla alakalı Hazreti Ömer Efendimiz'e şöyle Resulullah vasiyet ediyor. Üveymir adında Yemen'in Karen köyünden, Muradoğullarından Üveymir adında birine rastlarsan Ömer diyor, duasını al. O Allah'a dua ederse Allah onun duasını reddetmez diyor. Kime söylüyor? Ashabın en büyüklerinden olan Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz'e söylüyor. Acaba neydi sırrı? Üveys'in içindeki anne babaya itaat ve Hazreti Muhammed'e olan aşk. Bunların ikisi aynı anda teraziye konur mu? Koymuş Allah. Yani Üveys çobandır kardeşlerim, okul okumamış. Yani ön lisans bile okumamış, lisans okumamış, doktora yapmamış, yüksek lisans tezi vermemiş. İlkokul bile görmemiş. Allah bilir, okuma yazması bile yoktur. Yemen'in derin vadilerin içinde, Muradoğulları kabilesinde, Karen köyünde bir deve çobanı. Kardeşlerim, Peygamberimizle ilgili Yemen'e haberler gelince, Resulullah'ın vefatına yakın zamanlar, annesine yalvarmış, anne bak güzel haberler geliyor Medine'den. Buradan Müslüman olanlar var. Ben de gitsem mi, bir görsem mi Hazreti Muhammed'i, son peygamberi ben de görsem mi anne? Annesi, yavrum, Veysel'im, sen şimdi oralara giden ananı unutursun yavrum. Annen aklından gider. Sen oraların aşkıyla, oralardaki Müslümanların, peygamberin sevdasıyla buraları unutursun. Bana kim bakacak yavrum? Üveys annesini daha fazla incitmek istemedi, yaşlı kadını. Sustu. Ama hüzünlendi. Annesi baktı ki Üveys böyle sessizleşti. Bir kere daha söyleyecek oldu. Yavrum, seni gönderirim göndermesine de, Veysel'im, sen hakikaten aşık birisin. Yani oraların muhabbetiyle, Hazreti Muhammed'in aşkıyla, buralar aklında kalmaz. Ben buralarda ne yaparım, ne ederim yavrum? Üveys yemez içmez olmuş, konuşmaz olmuş, dünyaya küsmüş gibi. Annesine hizmet ediyor, annesine su getiriyor, yemeğini yapıyor, annesinin çamaşırını yıkıyor, develere bakıyor, hayvanları güdüyor, anasına hizmetini de eksik etmiyor Üveys. Ve kardeşlerim, Üveysi Karani Hazretlerinin o halini gören annesi, hadi yavrum dedi, var git madem çok istedin, senin şu halin beni çok üzdü yavrum. Anne babalar da yavrularının demek ki ısrarla isteklerini gündemlerine alacak. Makulse, aile bütçenizi sarsmıyorsa, ahlakınıza, törenize bir zarar vermiyorsa, çocuktur deyip çizip atmamak lazım. Yavrularınızın, gençlerinizin de isteklerini, taleplerini dikkate alın, teraziye koyun. Kardeşlerim, yok bizim şöyle kuralımız var, bizim aile olarak şöyle geleneğimiz var, bu köyün şöyle adeti var. Hayır, hayır. Onlar Kur'an'a ve sünnete uygun olduğu müddetçe olsun, kabul, ama çocuklarınızı da dinleyin, onların taleplerini yok saymayın. Üveysi Karani'yi gönderdi ama dedi, bak oğlum, gideceksin, peygamberimizi ziyaret et, benim de selamımı söyle. Ama oldu ki Resulullah'ı bulamadın yavrum. Peygamberler
yolculuk ederler, cihad ederler, sefere çıkarlar tebliğ için. İslam'ı anlatmak için diyar diyar, köy köy gezerler. Gittin ki evde yok. Bak oralarda beklemeyeceksin, tamam mı? Bana söz ver, bana yemin et. Tamam anne, söz dedi. Resulullah yoksa vallahi durmayacağım. Bir selam bırakıp döneceğim dedi. Öyle de yaptı. Yemen neresi, Medine neresi? 1200-1300 kilometre. Kah yürüyerek, kah deve sırtında. Günlerce, haftalarca, aylarca süren yolculuktan sonra Medine'ye geldi. Medine yaklaşınca Üveys'in heyecanı arttı. Kalbi sığmaz oldu kaburgasına. Ve ezanlar okunuyor Medine-i Münevvere'de. Üveys'in kalbi coştu, coştu. Aşık. Tasavvufun, tarikatin, Allah yolunda öze inmenin belki de köşe taşlarından biridir Üveys-i Karani Hazretleri. Ve kardeşlerim Medine'ye geldi. Resulullah Aleyhisselam'ın mescidine vardı. Müslümanlarla tanıştı. Oradan peygamberin evini sordu. Resulullah'ın kapısına geldi. Heyecan zirvede, kapıyı çaldı. Ayşe-i Hümeyra annem kapıyı açtı. Tanımıyor bu gariban, çoban, çölden gelmiş. Üstü başı toz, yorgun. Ey müminlerin annesi, Resulullah'ı ziyarete geldim. Ben uzak yollardan geldim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın Resulü evde midir? Hazreti Peygamber de belki Allah bilir Tebük Harbi'ne gitti. Belki Müreysi gazvesine gitti. Hangi yıl olduğu kesin mutlak bilemediğimiz için. Peygamber Efendimiz mesela Müreysi gazvesine gitti. Ne kadar mesafe? 150-200 kilometre. Haftalar sürer. Mesela Tebük Harbi'ne gitti, 720 kilometre. En az bir aydan fazla sürer. Üveys'e dedi ki, yavrum, evladım, ey garip çoban, Resulullah yok ki Medine'de, peygamber evde değil. Üveys-i Karani pat diye düştü Resulullah'ın kapısına. Eyvah dedi, eyvah, ben şimdi ne yapacağım? Bir şey yapma yavrum, mescide geç. Birkaç gün misafirimiz ol. Seni Müslümanlar misafir ederler. Birkaç gün kal burada. Resulullah döner belki o zamana. Yok anne dedi. Ben anama söz verdim. Resulullah yoksa geri döneceğim. Dönmem lazım, anama söz verdim. Ama Resulullah'ı da görmem lazım. Göremedim. Kadere bak. 1200 kilometreden gel. Anneye söz verdi diye. Akıla bakar mısınız? Akıla bakar mısınız? Biz şimdi anamız 40 kere yalvarıyor da, yavrum şu marketten bak misafir gelecek. 2 kutu yumurta al da gel diyor da, çocuk diyor ki şimdi maç var diyor, sonra giderim diyor. Yani gençlerimizde de ana babalarımızda da eksiklerimiz var Müslümanlar. Anne öbürüne söyle, öbürü gitsin, öbür kardeşim gitsin diyor. Üveys-i Karani ne kadar bozulmamış fıtrat biliyor musunuz? Kardeşlerim, can dostlarım, bakınız Hazreti Üveys radıyallahu anh, rahmetullahi aleyh, dönmem lazım dedi. Anne dedi, sen Resulullah gelince ona dersin ki, Yemen'in Karen köyünden, Muradoğullarından Üveys adında bir garip deve çobanı geldi. Vallahi biz anamla ona iman ettik. Allah'ın birliğine iman ettik. Müslüman olduk. Resulullah'ı bir kere görmek, elini öpmek, hayır duasını almak, annemin de selamını peygamberimize iletmek üzere geldim. Nasibim de yokmuş. Allah beni demek ki bununla imtihan ediyor. Ben geri dönüyorum. Selamımızı Resulullah'a ilet olur mu dedi. Üveys geri döndü. Kardeşlerim, annesi yavrum dedi, keşke kalsaydın 2-3 gün. Ama anne dedi, 1200 kilometre gitmiş. Sana söz verdim ya hemen geri döneceğim diye. Sen orada unutursun ananı. Bakacak kimsesi yok dedin ya. Peygamberimiz eve gelince günler sonra, Allah Resulü, bu kapıda bir koku var Ayşe. Hayırdır dedi.
Ya Resulallah vallahi dedi, bir garip çoban, böyle gariban bir tip. Öyle hani böyle bizim gibi allayıp pullanmış biri değil. Gariban, çölden gelmiş, eski elbiseler içinde. Gariban bir çoban. Bir garip geldi. Ya Resulallah, gelen haberlerle Müslüman olmuş Yemen'de. Anasıyla İslam'a girmişler. Sana selam göndermiş anası. Yemen'in Karen köyünden, Muradoğullarından Üveys geldi ya Resulallah. Peygamberimiz peygamber aşkının kokusunu almıştı. Ve Resulullah aleyhisselam içinde Üveys'e karşı bir sevgi, bir muhabbet dolacak. Görmeden sever mi insan birbirini? Görmeden sevdiler. Hazreti Peygamber aleyhisselama olan aşkını cennete sakladı. Anamın hatırı yıkılmasın diye. Anamın gönlü kırılmasın. Anamın sözü yere düşmesin diye. Allah'ım annelerimize annelik makamını, evlatlarımıza da Üveys gibi evlatlık makamını nasip eyle ya Rabbi. Kardeşlerim, Peygamber Efendimiz vefatından önce Hazreti Ömer Efendimiz de Hazreti Ali Efendimiz'e vasiyet etmişti. Hani şimdi Hırkayı Şerif Camii'nde Üveysi Karani'nin sülalesinden gelen ailede emanet olan hırka var ya, Peygamberimizin mübarek Hırkayı Şerifi, işte o hırkayı vasiyet etti Hazreti Ali ve Hazreti Ömer'e. Tarif etti onu, köyünü filan söyledi. Benden sonra bu hırkayı ona götürün, olur mu? Hazreti Ömer ve Hazreti Ali Yemen'e geldiler Resulullah'ın vefatından sonra. Hazreti Üveys, kardeşlerim, çoban. Hazreti Ömer ve Hazreti Ali gelince, tabii onların o mübarek çehreleri, heybetleri, Allah Resulü'nün Kur'an'ın nurunun içinde yetişmiş bu nur yüzlü insanları görünce, Karen köyünün büyükleri, uluları, ağaları, muhtarları, paşaları, buyurun ey efendiler, kimlersiniz? Hayırdır, sizi tanımayız ama belli ki asaletli insanlarsınız, güzel çehreli insanlarsınız. Buyurun, köyümüze bir ihtiyaç mı var? Yardımcı olalım. Hazreti Ali radıyallahu an, Hasan'ın, Hüseyin'in babası, canım Ali, yoluna canlar kurban Ali. Hazreti Ali dedi ki, Allah'ın selamı üzerinize olsun ey Karen köyü. Biz Resulullah'ın elçileriyiz. Bu Hazreti Ömer'dir, Hattab'ın oğlu Ömer. Hattab'ın oğlu Ömer'i duyunca Karenliler ayağa kalktılar. Öyle resim misim yok ya o zaman, hani fotoğraf motoraf. Nereden bilsinler Ömer kim? Hazreti Ömer bu deyince ayağa kalktı köylüler. Hoş geldiniz ey şerefli ulu insanlar. Köyümüze hoş geldiniz. Hazreti Ali dedi ki, ey Karenliler, hoş bulduk ama bilir misiniz bu kimdir? Bu da Resulullah'ın damadı, Hasan'ın, Hüseyin'in babası Ali'dir dedi İmam-ı Ali. Ali el-Murtaza'dır. Köy yer yerinden oynadı. Aman ya Rabbi, Resulullah'ın iki büyük arslanı, iki güzel dostu gelmişti. Buyurun, hayır mıdır? Yok, işimiz var şimdi dediler. Ne işiniz var, emredin. Buralarda çoban Veysel varmış. Muradoğullarından. Herkes birbirine baktı. Ne yapacaksınız ki onu dedi. O garibana biz senelik 5 akçe veririz. 3'ünü sadaka diye dağıtır zaten. Elinde 5 akçeyi tutmayı beceremez. Onunla ne işiniz olur ki? Ah dedi. Bilseydiniz o Üveys'in kim olduğunu. Resulullah bizi onun için gönderdi. Ona Resulullah emanet gönderdi. Onu arıyoruz. Nerededir o? Biz sizi götürelim. Yok dedi, siz tarif edin. Biz Resulullah'ın emanetini kendimiz vereceğiz. Şu taraftaki vadidedir dediler. Misal. Ok meydanı tarafındadır dediler. Misal. Hazreti Ömer ve Hazreti Ali o tarafa gittiler. Uzaktan vadiler, vadiler, vadiler. Bir kuytu, çukur noktada Üveys Rabbine
divana durmuş namazını kılıyor. Namazını kıldığı yerde Üveys'le beraber develer hizaya geçmiş. Hayvanlar dağılıp gitmemiş. Onlar da Üveys'le beraber Allah'ı tesbih ediyorlar. Anladılar bu adamda bir başka hal var. Üveys'in namazı bitene kadar beklediler. Sen misin çoban Veysel? Benim dedi. Kimsiniz siz? Hoş geldiniz. Bu Ali'dir dedi Hazreti Ömer. Ali bin Ebu Talip, Resulullah'ın damadı, Fatıma-tü Zehra'nın efendisi. Üveys-i Karani'nin aklı gidecek gibi oldu. Ali aşığıdır Veysel. Hazreti Ali bendesidir Veysel. Aklı gidecek gibi oldu efendim dedi. Sizi buraya getiren nedir Allah aşkına? Bu da Hattab'ın oğlu Ömer'dir dedi. Kalbi birbirine patlayacak gibi oldu Veysel'in. Hayırdır efendim? Resulullah'ın selamı var sana. Gelmişsin de peygamberimizin kapısına. Annen bakacak kimsesi yok diye anana. Beklememişsin birkaç gün. Anam üzülmesin, anama verdiğim söz bozulmasın demişsin. Resulullah'ın öyle hoşuna gitti, öyle hoşuna gitti ki ana sözü dinleyen aşık Veysel'e Hazreti Muhammed şu mübarek hırkasını gönderdi. Ey Veysel, sen nasıl bir adamsın aslanım? Biz Resulullah'ın şu hırkası için canımızı veririz. Ama Resulullah onu sana hediye etti. Ve biz o kadar yolu peygamberimizin emanetini ve vasiyetini yerine getirmek için geldik. Ana baba bu kadar yüceymiş. Ana başa tac imiş, bulunmaz ilac imiş, evlat pir olsa anaya muhtaç imiş. Hazreti Peygamber'in emanetini duyunca Veysel yüzünü yerlere koydu. Resulü, senin hırkan için Ali'nin, Ömer'in buraya gelmesine ne hacet ya Resulallah? O haber bana ulaşsaydı Ali'yi yorar mıydım ben ta Yemen'e kadar aylarca güneşin altında? Hattab'ın oğlu Ömer'in bir adımına ben 1000 tane Veysel'i kurban etmez miydim? Ya Resulallah, anamın hatırı için Ali'yi, Ömer'i yola gönderdin öyle mi? Salat ve selam senin olsun. Vallahi ben sürüne sürüne gelirdim Medine'ye. Senin hırkan bana nasip olacak öyle mi? Anam diyecek, anam, anası göçmüştür dünyadan Veysel'in, anası yoktur artık Veysel'in, annesinin kabrinin başına gidecek, peygamberin hırkasıyla kapanacak, sanki anne bu hırka benim değil senin olsun der gibi, Resulullah'ın hırkasını anasının mezarının üstüne kapayacak. Anasının mezarının üstüne kapanacak. Ana gördün mü diyecek. Gönderdiğin selamı Hazreti Muhammed Mustafa almış. Selamıyla beraber şu hırkasını da bana yollamış annem dedi. Sen ne büyük devletmişsin annem. Sen ne büyük nimetmişsin annem. Annelerinizin, babalarınızın kıymetini bilin gençler. Aldanmayın bu dünyanın oyununa, eğlencesine. Bilin ananızın, babanızın kıymetini. Ananız, babanız evliya olmasın, alim olmasın. İsterse cahil bir köylü olsun. Ayaklarını öpün ananızın, babanızın. Onlara hürmet edin, hizmet edin. Vallahi Resulullah anaya hizmet eden evlada cübbesini göndermiş, hırkasını göndermiş. Cennette size cennet elbisesi giydirirler ananıza babanıza hizmet ederseniz. Allah'ım ya Rabbi, ya Rabbi, analarımızın babalarımızın rızasını almadan ya Rabbi, canlarımızı alma ya Rabbi. Anasının babasının kalbini yıkarak insan nasıl sırat köprüsü geçebilir ki? Ey Müslümanlar, hadi gelin şimdi bir yollara düşelim. Kutsal topraklar Kudüs'e gidelim. Ve hadi buyurun Kıble Camii'ne, Kudüs'e bir gidelim. Şu Kadir Gecesi'nin öncesinde
bir Kudüs ziyareti yapalım. Buyurun kutsal topraklar, Harem-i Şerif, Kudüs'teyiz. Kıymetli izleyenler, Kubbetü Sahra'yı arkanıza alıp Mescid-i Aksa Kıble Cuma Camii'ne doğru ilerlerken karşımıza Eyyubilerin yaptırdığı Eyyubi mimarisi çok güzel bir şadırvan çıkıyor. Kase şadırvanı. Bir havuz şeklinde, bir kase şeklinde yapılmış efendim. Malum Şafiler durağan suda abdest aldıkları için onlar için düşünülmüş. Daha sonra Osmanlı zamanında çeşmeler eklenerek ve üst tarafı da bu demir parmaklıklarla çevrilerek dört mezhebinde rahatlıkla abdest alması sağlanmış. Şimdi bu şadırvandan çıkıp Kıble Cuma Camii'ne doğru ilerliyoruz. Efendim, arkamızda görmüş olduğunuz mübarek yapı yine Emeviler döneminde yapılan Mescid-i Aksa Kıble Camii, diğer bir adıyla Mescid-i Aksa Cuma Camii. Yine dünyanın hiçbir yerinde göremeyeceğiniz bir yapıya sahip, Nevi şahsına münhasır, çok kıymetli bir eser. Tek kubbeli, ilk girdiğiniz zaman sütunlar karşılıyor sizi ve bir koridor şeklinde ilerliyor, dikdörtgen bir eser ve ileride son kısımda da kubbesi yer alıyor. Dediğimiz gibi dünyanın hiçbir yerinde göremeyeceğiniz bir Emevi mimarisi. Şimdi isterseniz bu güzide mekanı, bu güzide mabedi birlikte gezelim. Sevgili izleyenler, Mescid-i Aksa Cuma Camii'ne, Kıble Camii'ne sizlerle birlikte Bismillah diyerek sağ adımla giriyoruz ve bizi sütunlardan oluşan uzunlamasına bir koridor karşılıyor. O şekilde yapılmış. Adeta kiliselere bir atıfta bulunulmuş. Kubbe tepede değil, uzunlamasına bir koridora giriyorsunuz ve en son bölümde bir kubbe oturtulmuş. Yani minberin ve mihrabın bulunduğu yerin üst tarafına oturtulmuş. Bütün İslam medeniyetlerinin burada bir emeği var ama öne çıkanlar Emeviler, Memlüklüler ve Osmanlı. Emeviler yaptırmış bu camiyi. Emeviler döneminde yapılmış ve hiçbir yeri bozulmadan o korunarak üzerine ilave edilmiş. Yani tahrip edilmemiş, bozulmamış, yıkılmamış. Onun üzerine eklenmiş. Memlüklüler eklemeler yapmışlar. Osmanlı eklemeler yapmış ve cami toplama malzemelerden oluşan bir cami sevgili izleyenler. Yani bir tarafta gördüğünüz bir motifi diğer tarafta göremeyebiliyorsunuz. Uyumlu olanları da var ama birbirinden tamamıyla bağımsız olan eserler de var, yapılar da var içerisinde. Ama bunların hepsini topladığınız zaman öyle bir mozaik ortaya çıkıyor ki bunların da seyrine doyum olmuyor. İslam medeniyetleri adeta buraya iz bırakmak için birbirleriyle yarışmışlar. Mescid-i Aksa Kıble Camii'ndeyiz, Cuma Camii'ndeyiz kıymetli izleyenler. Ve burada bulunmak hakikaten ayrı bir keyif. Şu renklerin güzelliğine, motiflere bir bakar mısınız Allah aşkına? Harika. İsterseniz birlikte minber kısmına doğru ilerleyelim. Sevgili izleyenler, Mahmud Nurettin Zengi Kudüs'ü fethetmeyi aklına koymuştu, niyetine girmişti. Bunun bir göstergesi olarak da 3 kündekari minber yaptırdı. Kündekari nedir? Küçük ahşap parçalarının birbirine geçirilmek suretiyle çivi ve yapıştırıcı kullanılmadan elde yapılan, inşa edilen bir sanat eseri olarak 3 adet yaptırdı o minberden. Ve bunlardan birini buraya, Mescid-i Aksa'ya, bir diğerini El Halil şehrinde bulunan Halilullah Ulu Camii'ne, diğeri de Şam Emevi Camii'ne konulmak üzere 3 adet minber inşa ettirdi. Fakat ömrü vefa etmedi, Kudüs'ü fethedemedi. Öğrencisi Selahaddin Eyyubi Hazretleri hocasının bu arzusunu, bu emelini biliyordu ve bunu bir adeta vasiyet kabul etti. Emanetleri getirdi. Kudüs'ü fethettikten sonra her birini hocasının niyetine girdiği mekanlara tek tek koydu. Efendim, El Halil şehrinde
Halilurrahman Ulu Camii'nde o minberin orijinalini görmek mümkün. Ancak Mescid-i Aksa'da bulunan minber 1969 senesinde Avusturyalı fanatik bir Yahudi tarafından Mescid-i Aksa ateşe verildiğinde cayır cayır yandı. Bir takım küçük parçaları kaldı. O da Mescid-i Aksa Müzesi'nde sergilenmekte. Mescid-i Aksa Kıble Camii'nde şu anda görmekte olduğunuz minber 2007 yılında 5 İslam ülkesinin ortaklaşa hazırlatıp buraya getirip koydukları minber efendim. Gönül isterdi ki Selahaddin Eyyubi Hazretleri'nin kendi elleriyle buraya koyduğu minberi görebilelim ama ne yazık ki bu cami 1969 yılında fanatik bir Yahudi tarafından benzin dökülerek yakıldı. Dönemin başbakanı Golda Meir diyor ki ben o gece Mescid-i Aksa yandığı gece korkudan sabaha kadar uyuyamadım. Zannettim ki dünyanın dört bir tarafından Müslümanlar gelecekler ve Kudüs'e girecekler. Ama korktuğumuz gibi olmadı. Sabah bir baktık hiç kimseden ses yok. O zaman anladık ki istediğimizi yapabiliriz. Bu ümmet uyuyan bir ümmettir. Bu ümmet artık uyumayacak inşallah. Bu ümmet buralara gelecek. Bu ümmet Aksa'sına, Kubbetü Sahra'sına, bu ümmet Kudüs'üne sahip çıkacak. Sizleri buraya gelmeye davet ediyoruz efendim. Dedik ya bizler buraya geldiğimiz kadar burası bizim ve gördüğümüz kadar biliyoruz. Kitaplardan okuyarak, belgesellerde izleyerek olmuyor. Buraya gelip bizzat dünya gözüyle buraları görmek lazım. En azından bir kere, bir kere gelmek lazım. Ve Kudüs ümmeti değil, Kudüs bilinci Allah'ın izniyle bu ümmeti kurtaracak. Bizler ümit varız ve bu mübarek Mescid-i Aksa'da duacıyız. Sevgili seyirciler, kıymetli kardeşlerim, Eyüp Sultan Hazretlerinin huzurundan hepinize bir kere daha merhaba. Sofralarınıza bereket yağdırsın Allah. Vücutlarınıza sıhhat, afiyet, şifa versin. Ve Rabbim şu sahur vaktinde, şu 26. orucumuza niyet ettiğimiz şu vakitte ne derdiniz varsa, ne kederiniz varsa, ne sıkıntınız varsa Allah hallu asan eylesin. Rabbim dert verip derman aratmasın. Hastası olanlara şifa versin Rabbim. Analarımıza, babalarımıza sağlık, afiyet versin. Ahirete göçmüş olan anne babalarımıza gani gani rahmet eylesin. Değerli kardeşlerim, kıymetli dostlar, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam annesi ya da babası yanındayken ihtiyarlayıp da cennete giremeyen evladın burnu yerde sürünsün dedi Resulullah. Yani o kadar Allah merhamet eder ki anasına babasına hürmet edene, gelinine, kaynanasına, değil mi? Anne babadır onlar da. O kadar çok ikram eder ki Allah, o kadar çok bağışlar ki anaya babaya hizmet edeni, ister kız olsun ister oğlan çocuğu. Yani anasından ya da babasından birisi ya da ikisi yanında yaşlanmış da cennetin kapısını açamıyorsa o evlat, cenneti hak etmiyorsa o evlat, cennete girecek sevabı kazanamıyorsa burnu yerde sürünsün diyor. Yani ne kadar büyük bir devlet. Bir adam geldi. Resulullah Efendimiz'e sordu. Ya Resulallah. Ey kainatın efendisi. Allah'a yakınlaşmak için en çok kime hizmet edeyim? Bana demedi Resulullah. Bana hizmet edin demedi. Başka? Falana filana demedi. Annene dedi. Hizmet etme hususunda en önce kime hizmet edeyim ya Resulallah? Annene dedi Resulullah Efendimiz. Ondan sonra kime hizmet edeyim, hürmet edeyim, yardım edeyim, ikram edeyim? Annene dedi ikinci sefer.
Peki ondan sonra kime ya Resulallah? Annene dedi Resulullah Efendimiz. Bu sahabi bir daha sordu. Dördüncü sefer. Ondan sonra kime hizmet edeyim? Babana dedi Resulullah. Üç kere üst üste annene, annene, annene hizmet et. Dördüncü sefer bak yine falana filana demiyor. İşte falan hoca efendiye, filan efendim, filan şahsa demiyor. Köyün ağasına, paşasına demiyor. Kime diyor? Babana diyor. Üç kere annene, sonra babana diyor Resulullah Aleyhisselam. Anne ve babalarımız bizim cennet kapılarımızmış demek ki. Allah Resulü öyle olmasa, biliyorsunuz peygamberimiz daha peygamber olmadan 6 yaşındayken annesi öldü Ebva köyünde. Dün sahur vaktinde izledik Amine annemizin kabrini. Değerli kardeşlerim, bazı arkadaşlar şeyi sordular. Peki peygamberimizin annesi babası cennette mi ki dediler. Değerli kardeşlerim, İslam'da biri hakkında kötülüğüne delil olmadıkça iyiliğine sayılır. Yani iyi biri demek için illa delilin olması gerekmiyor. Ama birine kötü demen için mutlaka delilin olması gerekiyor. Amine annemizin kötü bir insan, kötü bir kadın, kötü huylu, zararlı, merhametsiz, acımasız, insanların canını yakan kötü biri olduğuna dair bir bilgi olsa, haşa, putperest olduğuna dair bir bilgi olsa, değerli kardeşlerim, o ara bölge onların güzel ahlakıyla, Resulullah Aleyhisselam gözyaşı döktüğünde anne kabrinde ne demişti? Annemin bana olan merhametini hatırladım demişti. Annemin bana olan merhametini hatırladım. Değerli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bilal-i Habeşi'yi birine göndermişti de ölüm döşeğinde Alkame isminde bir genç. Ona Resulullah aleyhisselam git ona kelime-i şehadeti telkin et. Yanında yani yüksek sesle eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. Bunu tekrar et dedi. Sen de söyle demeyeceksin. Hatırlasın diye sizler de ölüm döşeğinde yaşlı ya da ölmek üzere olan birini görürseniz bunu yapabilirsiniz. Bu peygamberimizin tavsiyesi. O çocuk Bilal-i Habeşi ne kadar söylediyse kelime-i şehadeti getiremedi. Resulullah'a koştu. Ya Resulallah, Alkame şehadet getiremiyor. Allah Resulü bunun ne hatası var ki, niye böyle oldu ki dedi. Halbuki cihada katılmış peygamberin ashabından genç Müslüman. Birisi dedi ki Alkame annesiyle küs ya Resulallah, annesini kırmıştı. Annesini incitmişti. Annesini çağırdı Resulullah. Kadıncağız geldi. Sordu peygamberimiz ya Resulallah dedi. Oğlum çok iyiydi. Ama evlendikten sonra benimle ilgilenmedi. Bir de bana böyle ters davrandı. Gönlüm kırıldı ya Resulallah. Peygamberimiz o zaman bir ateş yakın, atın şu Alkame'yi ateşe. Hakikaten sahabeler de hemen ateş yaktılar kocaman. Alkame'yi atacaklar üstüne. Kadın dedi ki ne yapıyorsunuz ya Resulallah? O benim oğlum. Ama sen onu zaten ateş atıyorsun ki dedi. Sen zaten onu ateş attın ki. Bak kelime-i şehadeti tekrar edemiyor evladın. Anne bedduası. Kelime-i şehadeti tekrar edemiyor. Zaten ateşe gidecek. Hiç değilse ben şimdiden gözünün önünde atayım da evladını affediyor mu, affetmiyor mu? Onu görünce ya Resulallah dedi. Oğlumu affettim dedi. Hakkım helal olsun ya Resulallah. Ve kardeşlerim Alkame annesi ona hakkını helal ettikten sonra Bilal-i Habeşi ve yanındakiler hadi buyurun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü der demez
Alkame Hazretleri de tekrar etti. Ve ruhunu teslim etti. Allah'ım, analarımızın, babalarımızın rızasını alarak ölmeyi bize nasip et ya Rabbi. Üstümüzde kul hakkıyla, yetim hakkıyla, akraba hakkıyla, ana baba hakkını ödememiş, nankör bir evlat olarak, kötü huylu bir insan olarak bizi huzuruna çıkarma ya Rabbi. Değerli kardeşlerim, şimdi gideceğiz Bedir şehitliğine ve Bedir savaşı da Ramazan ayında gerçekleştiği için hem o mübarekleri bir Fatiha ile anmak, duanın sonundaki Fatiha'yı hem Bedir şehitlerine hem İstanbul'un fatihlerine, fetih şehitlerine, gazilerine, hem vatanımızın, devletimizin bütün şehitlerine, alem-i İslam'ın, ümmeti Muhammed'in bağışlayacağız. Hadi buyurun, dua için gelin bu gece Bedir'e gidelim. Bu gece bizim Bedir gecemiz olsun. Bedir gecesine ve Bedir duasına hep beraber amin diyoruz. Bedir şehitliğindeyiz sevgili seyirciler, kıymetli dostlar. Gördüğünüz gibi şu örülü duvar gibi yerin sol tarafı Bedir şehitliği. Yolu öyle geliyor. Şu kayalıkların arka tarafı. 14 tane Bedir şehidimiz yatıyor. İstedik ki burada kısa da olsa, çok fırsat olmuyor çünkü her zaman, kısa bir dua ile hep beraber Bedir şehitlerine, bütün şehitlerimize ve ölmüşlerimize bir dua yapalım. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rahmanu ya Rahim. Mübarek kitabında ellezine izâ asâbetum musibetun gâlû innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn buyuruyorsun. Ya Rabbi, başımıza gelen bütün musibetlere sabrederiz. Senden geldik, sana döneriz. Ya Rabbi, sana iman ederiz. Yardımı, sabrı senden dileriz. Ümmeti Muhammed'e yardım eyle ya Rabbi. Bize birlik ve beraberlik nasip eyle ya Rabbi. Bedir'deyiz. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın Bedir şehitlerini, Bedir ashabını övdüğü, onları sevin buyurduğu şu mübarek topraklarda, Bedir'de, Bedir şehitlerini rahmetle yad ediyoruz. Onlara gani gani rahmet eyle ya Rabbi. Onlara cennetin sonsuz nimetlerini ikram eyle. Ziyaretlerimizden haberdar ve hoşnut eyle. İlahi ya Rab, ana babalarımıza, bütün şehitlerimize, tarih boyunca Allah yoluna can vermiş cümle şehitlerimize, gazilerimize gani gani rahmet eyle ya Rabbi. Hastalarımıza, dertlilerimize şifa ver ya Rabbi. Allah'ım, evlerimize huzur ve güzel geçim ver ya Rabbi. İslam beldelerine, Müslümanların yurtlarına, şehirlerine, ülkelerine güzellikler ver ya Rabbi. Hayırlar ve başarılar ver ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin, senden vatanımıza, bütün alemi İslam'a, Müslümanlara bereket diliyoruz. Allah'ım, topraklarımıza bereket ver, kazancımıza bereket ver, ticaretlerimize bereket ver ya Rabbi. Ya Rabbi, günahı ancak sen affedersin. Ya Rabbi, şurada senin dinin için bir avuç Müslümanın, Resulullah'ın koltuklarının altı görününceye kadar kollarını kaldırarak yalvardığı topraklarda yalvarıyoruz. Bizleri affet ya Rabbi. Müslümanları ve cümle müminleri bağışla ya Rabbi. Bizi haramlara, günahlara döndürme ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin. Bedir şehitliğinde yalvarıyoruz. Bizleri de senin yolunda, rızan yolunda kabul edilmiş bir şehit olarak şehit olmayı bize nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım, mümin olarak, Müslüman olarak can vermeyi bize nasip et ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin. Hasta kullarına hayırlı şifa ver ya Rabbi. Dertli müminlere devalar nasip et ya Rabbi. İşi gücü olmayıp geçim sıkıntısı çeken bütün müminlere Allah'ım helalinden rızık kapıları, helalinden kazanç kapıları, borçlarını, dertlerini ödeyecekleri ve dünyalarını, ahiretlerini helalinden kazanacakları rızık kapılarını sen aç ya Rabbi.
Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin, şu anda ellerini açıp senden, Allah'ım senin rahmetini dileyen, nice duaları olan müminlere dualarını, dileklerini sen kabul et Ya Rabbi. Evlenecek, düğün edecek, yuva kuracak Müslümanlara sen kolaylık ver Ya Rabbi. Yuvalarına huzur ver yavrularımıza Ya Rabbi. Güzel geçim ver Ya Rabbi. Allah'ım çoluğumuza çocuğumuza iman selameti ver Ya Rabbi. Neslimizi azdıran, saptıran, haramlara, batıllara düşüren kötülüklerden gençliğimizi sen koru Ya Rabbi. İslam ümmetini sen koru Ya Rabbi. Allah'ım dualarımızı lütuf ve merhametinle kabul eyle Ya Rabbi. Bedir şehitliği hatırına dünyanın ve ahiretin bütün iyiliklerini, güzelliklerini senden diliyoruz. Nasip et Ya Rabbi. Ashab-ı Bedir'i ziyaretimizden haberdar eyle Ya Rabbi. Allah'ım Resulullah Aleyhisselam'a, onun bütün peygamber kardeşlerine, burada yatan Bedir şehitlerine, hanedan-ı Ehl-i Beyt'e, evladı Resul'e, Ansar-ı Muhacirin, Ashab-ı Kiram efendilerimize ve tarihler boyunca gelmiş geçmiş bütün şehitlerimize, atalarımıza, ecdadımıza, üzerimizde hakkı olan ölmüşlerimize ve bütün gelmiş geçmişlerimizin ruhuna, Hazreti Adem babamızdan bugüne cümle ehli imanın ruhuna El-Fatiha.